İşkembeden sallamak kolay, Yunan düşmanı demek kolay ama bu iş böyle değil. Biz dedik Konstantinopolis'ten geliyoruz. Size Bartolomeos daha selamlar getirdik. Bu şapkayı onun için taktım o günün anısına. Terörist kılıklı böyle sakallı makallı böyle pislik içinde bir adam. Eskişehir'in Osmanlı sokaklarından, dar sokaklarından ilerlerken Hakan Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben size yaşadığım güzel turizm anılarından bir tanesini anlatayım. 2014 yılında Yunanistan'ın Rodos Adası'nda oldu. Çok keyifliydi. Biz komşumuz Yunanistan'ı keşfettikten sonra sık sık ziyaretlerine gitmeye çalışıyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz oraya gittiğimizde. Günlerden bir gün Rodos'a gittik. Meslektaşlarımızdan bir tanesi bizi dükkanına davet etti. Ziyaret etti kendisi. Bize içkiler ikram etti. İşte dost olduk. Geçen günler içinde eşim bir akşam Sirtaki görmek istedi. Yunan adalarına geldik. Niye Sirtaki'ye gitmiyoruz dedi. Ben de Kosta'ya, arkadaşımın ismi Kosta. Kosta'ya sordum. Kosta dedim. Kardeş burada Sirtaki var mı? Var ama dedi. Çok turistik Hakan dedi. Yani dedi turistik dedi. Bunlar dedi, hep dedi tabak kırma falan bunlar dedi. Hikaye gitme. Ya dedim bir günde dedim biz turist olalım ne olacak? Biz gidelim turist olarak tabak kırmaya. İyi gidelim. Ben size de yer ayırtıyorum. Peki. Akşamına bize Sirtaki tavernasında en ön masada yer ayırttı. Fakat günlerden cumartesi olduğu için yoğun bir gün yaşadık. Kaldığımız yerde bizi yemeğe davet ettiler. Çok güzel yemekler ikram ettiler. İçkiler ikram ettiler ve geç saatlere kaldık. Program 12'de başlarken biz kaldığımız yerden saat 1 gibi kalkma durumumuz söz konusu oldu. Yani Rodos'un merkezine yarım saatlik bir yol. Trafik yoğun, cumartesi akşamı herkes var. Oğlum da bizle beraberdi. Oğlumu oranın güzel bir açık diskosu var. Oraya bıraktık ve biz şehir merkezine doğru devam ettik. O kadar yoğun bir trafik, arabayı park edecek yer yok. Eskişehir'de limanın sonuna kadar ilerledik. En sonunda bir park yeri bulduk. Karanlık. Yüzbe bir yer. Girdik. Arabamızı park ettik. Bu arada saat yaklaşık gece yarısı 2 oldu. Eskişehir'in Osmanlı sokaklarından, dar sokaklarından ilerlerken uzaklardan bir buzuki sesi duyduk. Eşim dedi ki, Hakan dedi, işte dedi, Sirtaki orada. Ben dedim, Özlem, bu dedim band sesi. Burada canlı müzik yok. Hayır dedi, bu dedi canlı müzik. Gel dedim o zaman bu müziğe doğru yürümeye devam edelim. Yaklaştığımızı hissedince önümüze kocaman bir taş duvar çıktı. Taş duvarda böyle kemerli bir kapı. Kapıdan içeri tünel gibi girdik. Bir baktık kocaman bir avlu. Böyle onlarca küçücük meyhane. Ama hepsi kapalı maalesef. Gece 2 olduğu için hepsi kapalı. En son bir tanesi köşede açık. Bir buzuki, bir piyano. Müzik yapıyorlar. İki tane de Yunan aile oturmuşlar. Çok eğleniyorlar. Gerçekten çok eğleniyorlar. Yani çok güzel bir atmosfer. Ben de aynen bu şapkayı onun için taktım o günün anısına. Bu hikayeyi anlatırken. Biz böyle eşimle beraber gittik. Selamun aleyküm dedik. Biz dedik Konstantinopolis'ten geliyoruz. Size Bartolomeos daha selamlar getirdik. Deyince ortalık yıkıldı. Adamlar hoş geldiniz, beş geldiniz. Lütfen buyurun oturun falan dediler. Ve hemen bizim masamıza bir tane Barbagnani Uzo geldi. Yarım şişelik böyle bir Barbagnani Uzo'yu adam getirdi bizim masamıza koydu. Bu dedi bizden size hediye. Nasıl olur ya falan. Yok dedi hediye mi size? Dedi siz bizim misafirimsiniz bunu içeceksiniz. Ya olur mu? Olur. Getiren adam da böyle terörist kılıklı böyle sakallı makallı böyle teri meri yapışmış tişörtü. Her taraf pislik içinde bir adam. Adam gitti oturdu köşeye. Dedik ki garsona, kardeşim bu adama bir içecek bir şey verin, ne içiyorsa verin. Adam oradan kaş göz yaptı, yok dedi istemez. Ben bir daha ısrar ettim dedim, ya bu adama bir içecek bir şey verin. Adam kalktı geldi masama, ben dedi buranın sahibiyim. Ben dedi istemiyorum bir şey, teşekkür ederim. Ya dedi bir ikram mı edelim, bir bira iç, bir şey iç. Yok istemiyorum. Bu dedi bizim size hediyemiz, meyvesi, çerezi, eşimin içecekleri, her şey geldi masaya. Ve o gece biz bu restoranın sahibi Filipos, İlerleyen programlarda size restoran ismini de açıklayacağım. Şu anda aklıma gelmiyor açıkçası. Filipos'ta çok iyi bir dostluk kurduk. Geçen yıllarda dostluğumuz ilerledi tabii ki. Filipos bize o akşam müthiş bir Sirtaki gösterisi yaptı. Yani
videolarda, YouTube videolarında veya başka Yunan kanallarında göremeyeceğiniz müthiş bir Sirtaki gösterisi yaptı. Resmen uçtu havalarda böyle. Sirtaki restoranına yetişemememize rağmen Filipos'un restoranında Sirtaki gecesini çok keyifli bir şekilde yaşadık. Kalkarken de bizden bir kuruş para almadılar. Bahşiş vermek istedik. Bahşişimizi bile kabul etmediler. Bizi bir daha davet ettiler, bir daha davet ettiler. Şunu söylemek istiyorum. Yunanistan'ı görmeyen, Rodos'u görmeyen arkadaşlarımızın kesinlikle sevgili komşularımızı ziyaret etmelerini, turizmi ne kadar profesyonel yaptıklarını, bu işte ne kadar uzman olduklarını, bunun dışında Türkleri ne kadar sevdiklerini ve ne kadar bonkör ve misafirperver olduklarını öğrenmemiz gerekiyor. İşkembeden sallamak kolay, Yunan düşmanı demek kolay ama bu iş böyle değil. Bu insanlar bizim topraklarımızda yıllarca, binlerce yıl yaşamış bizim komşularımız ve hala komşuluk yapmaya devam ediyoruz. Herkese tavsiyem kesinlikle, kesinlikle Yunan adalarını, en azından yakın Yunan adalarını ziyaret etmeleri. Hepinizi seviyorum. Bu akşamlık benim hikayem bu kadar. Size başka bir hikayeyle beraber olmak üzere, hoşça kalın diyorum.